Ellerin dert görmesin. Afiyet olsun. Şadiye iyi uyudu. Sakinledi biraz sonunda. Oh. Doğuracağım diyor çocuğu. Biliyorum. Kendine zarar vermek istediği için de çok pişman olmuş. Doğru, tamam da. Nasıl bakacak yani? Bizim halimiz belli. Kendimize hayrımız yok. Baba desen zaten öyle bir şey yok. Diyorum ki acaba sen bir konuşsan da. Mehmet. Bak benim aklıma bir şey geldi. Çocuk belki evlatlık verisi. Yani sonuçta bir sürü aile var. Hali vakti yerinde, çocuk hasreti çeken. Ben böyle bir aileyi tanıyorum mesela. Şadiye ile konuşsak kabul eder mi? Bilemedim ki. Yani çocuğu bir kere kucağına aldın mı? Sonra vermesi kolay iş mi? Ya kolay değil tabii ki ama sonuçta çocuğunun sersefil olmasındansa buna razı olur gibime geliyor. Yani bir konuşmak lazım tabii, seçenek olarak sunmak lazım. Bu da kafa gidik ya şimdi onun. Daha sonra. Üf, be Mehmet ya. Şu kızın başına ne geldiyse senin yüzünden geldi ya. Biliyor musun kız o parayı küptaj için biriktirmiş yani. Ben o parayı almasam şimdi hiç uğraşmayacaktı böyle şeylerle yani. Şşş Mehmetciğim, canını sıkma. Bana bak be. Bak bana. Her şey çok güzel olacak, her şey yoluna girecek, tamam mı? Bak şu anda senin sağlığın çok daha önemli. Bir an evvel o tomografi çektirmemiz lazım. Bu gecikmeye gelecek bir şey değil. Vallahi Melek, bazen diyorum ki öleyim de kurtulayım diyorum ya. Bir insan hiç kimseye mi hayır olmaz ama Melek yani. Mehmet, niye bunu söylüyorsun? Sana bir şey olursa ben çok üzülürüm. Şşş. Tamam, tamam, tamam. Bana bak, bana bak. Şşş. Ben ölmem be. Ben ne öldürür biliyor musun? Sakın, 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 sakın. Sakın. Senin gözyaşın öldürür beni, sakın. Tamam mı? Tomografi bir an evvel çektirilecek, tamam mı? Tamam. Hayırlı akşamlar Hatice. Şimdi ben sana bir şey anlatacağım ama telaş etmeyeceksin, tamam? Senin bu küçük kız var ya Şadiye. Bu düşmüş, kolunu incitmiş. Ama iyi, ben gördüm hastanede. Abisi de yanında. Bu gece hastanede tutacaklar. Hatice sen beni dinliyor musun? Hatice. Ha böyle olmaz. Hatice bir kendine gel. Bu çocuklar perişan oldular. Hepsi bir yere savruldu Hatice. Onların başında durman lazım senin. Böyle olmaz. Gidenle gidilmez Hatice. Hatice sen beni dinliyor musun Hatice? Ertuğan abi. Abim geldi, bunları getirdi bugün. Anamdan kalan tarlayı satıvermişler. Bu da bana kalmış biliyor musun? Vallahi artık hasretlik, masretlik bitti. Ümmü de dönecek, Recep de dönecek Allah'ın izniyle. Yapma ya. Nasıl olacakmış o? Bir bağlama büyüsü vardı ama çok para istiyordu. Vallahi gittim iyicene bir pazarlık yaptım. Bir kişi parasına iki kişiyi birden hallediverecek. Ya. Yalnız Erdoğan abi, Ümmü'nün bir eşyasını falan bana verivermen lazım. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Hatice. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Hatice. Ya olacak şey mi bu? Ben ne diyorum? Sen ne anlatıyorsun? Buraya kadar gelip sana bunları anlatan da kabahat ya. Aa Erdoğan abi ya, iki kişi parasına iki kişi birden geri getiriveriyormuş diyorum ya. İkisi birden gelecekler birkaç güne kadar. Allah Allah, sen anlamadın mevzuyu. Hatice, hayırlı akşamlar. Erdoğan abi, fena mı ettim? Ya sana da iyilik yaramıyor ya. Elektrik, su, odun alacağız, buzdolabı taksidi. Ne yiyeceğiz? Recep, Halil'le konuştun mu? Neyi konuşacağım?
iş meselesini konuştun mu? Konuştum, olmaz o iş. Şey, gece bekçisi falan arıyormuş. E daha ne bütün gün sana kalıyor? Nasıl bana kalıyor ya? Gündüz orada çalışacağım, gece gideceğim bekçilik yapacağım. Öleyim ben, ne zaman yatacağım, ne zaman dinleneceğim ya? Vallahi ben kaç aydır günde 3 saat uyuyorum. Hiç de ölmüyor. Bu dükkan parası çıkana kadar geceli gündüzü çalışılacak. Anlaşıldı mı? Dükkan açılana kadar ölmezsek iyi. Recep, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yarın gider konuşurum Halil'le. Bırak 2 dakika uyuyayım ya. Yedim ben ha. Abi, bak kimseye bir şey söylemeyeceğim. Annem falan diyorsa aklını oynatır. Zaten iyice gitti kadının aklı. Saçmalama Şadiye ya. Niye söyleyeyim? De, karnı şişince belli olmayacak mı? Bilmiyorum abi. Hiç bilmiyorum. Duyulursa kıyamet kopacak. Şadiye, çocuğa evlatlık versek. Abi, abi ne evlatlığı abi? Ya Şadiye bak, Allah korusun. Yarın bir gün bana bir şey olsa ne yapacaksın? Bir deli adam, bir sen, bir de bebek. Ne yapacaksın? Ha? Bak bir düşün derim. Abi ben veremem çocuğumu öyle yabancı insanlara veremem ben. Ya Şadiye bak daha gençsin. Kucağında çocukla ne bir insan sana iş verir ne de bir yuva kurabilirsin. Bak diyelim çocuğu doğurdun. Yarın bir gün hastaneye götürdün, hastalandı. Çocuğa bakabilecek paran var mı? Yok. Bende var mı? Allah kahretmesin, yok. Kendin açken çocuk bakamazsın. Olmaz o iş. O yüzden Şadiye, bence en iyisi bu. Bir düşün derim. Abi ne olursun abi. Abi. Şadiye, bak güzel bir yuvası olur. Refah içinde büyür, mutlu yaşar. Bizim çektiğimiz eziyetleri çekmez. Ha? Bak hamileliğinin son döneminde götürürüm seni. Gizli gizli bir yerde doğurursun. Son ana kadar herkesten saklarız. Kimse bilmez. Şadiye'm hadi tamam. Şşş. Alım artık be. Kurban olduğum. Ha? Abisinin güzeli. Alım artık tamam. Toplandınız mı? Çıkış işlemlerini hallettim. Şadiye'cim bak vitaminlerini de aldım. Artık sana iyi bakıyoruz. Tamam mı? Hadi gidebiliriz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.